Benim üç adamım tabii herkesin söylediği bir şey var. Kemal Sunal, Şener Şen bir de İlyas Salman. Benim efsane üç adamım Mehdi Ali Feyyaz'dır. Başka da tanımam üzerlerine. Biz de kendimizi muhteşem üç adam olarak görüyoruz. Onlara karşı rakip olarak görüyoruz kendimizi. Biz ortaokuldan beri arkadaşız, hala görüşüyoruz. Üç arkadaşlık: Deniz, Fatma, Mihter. Üçüncü kaybeldi. Evet. Onu bulmaya çalışıyoruz. En çok Eser'e gülüyorum. Ona gülmemizin sebebi biraz daha hani toplumumuzda tombiş yapılı insanlar olur ya. O kilolu yapısından dolayı biraz daha sempatik geliyor. Yani çok İbrahim'e gülüyoruz. Çok daha komik o. Yani diğerlerine göre bilmiyorum, daha komik geliyor bize. İbrahim durduk yere yani ilginç komik şeyler yaptığı için. Oğuzhan'ı da çok seviyoruz bu arada. Kendisi çok sempatik. İbrahim'in farklı bir albinesi var diyeyim. Üçünü de seviyorum. Üçü de değerli arkadaşlar. İbrahim'e daha da çok gülüyorum. Hareketleri komik, konuşması komik. Oğuzhan'ı da biraz seviyorum. O da bizi güldürüyor bazenleri. Oğuzhan, bilmiyorum, esprileri hoşuma gidiyor. Biraz da yapıcı, samimi buluyorum. Kesinlikle İbrahim. Böyle çekici bir yanı var. Eser'le İbrahim. İkisi çok tatlı ve sempatik. Üçünü birden seviyorum. Üçü de ayrı ayrı kendi şeylerinde güzel. Ben öyle değil. Ben Oğuzhan'ı seviyorum yalnız. Çok seviyorum. Çünkü onun bir karizması var. Ondan daha başka geliyor bana. İbrahim de çok sempatik. Yakışıklı değil ama sempatik. İbrahim zeki fakat Oğuzhan gizli zeki. Yani onun bir Oğuzhan da yerin altında var gibi geliyor. En çok İbrahim'e gülüyoruz. Neden? Daha sempatik bir yüzü var. Diğerleri biraz daha cool geliyor. Seviyorum. Hatta Eser'i daha çok seviyorum da. Yani kendiyle alay ettiği için seviyorum. Genel olarak televizyonun önünde yaşıyorlar her şeylerin, hani açıklar. O kadar açık ve doğallar ki hani İbrahim fermuarı açık çıktı sahneye. Yani hiçbir program gibi değil de evde yaşantılarını çekiyorlarmış gibi. Üç adam çok iyi tutturdu bence. Eser yalnız takılırsa bence daha başarılı olabilir diye düşünüyorum. Konukları da hem çok güzel ağırlıyorlar hem de çok güzel konuklar çağırıyorlar. Oğuzhan'ın böyle uzak duruşlarını sevmiyorum. Biraz soğuk kalıyor. İbrahim'le Eser zaten Oğuzhan'ın yanında kaldığında zaten Oğuzhan yok oluyor gibi oluyor. Çok güzel bir rol yapıyorlar. Bence hiç bırakmasınlar. Oğuzhan'ı kendi yani hayatını merak ederim. İbrahim'in hayatında sevgilisi olmuş mu? Bunu merak ediyorum. Biz şunu merak ediyoruz. Evde okey oynuyorlardır herhalde. Okey oynarken dördüncü kim oluyor? Üçü herhalde beraber emekli olacaklar. Üçünün de yaşlandığını görmek isterim orada. Bunu konuşalım. Hoş geldiniz. Yine bir çarşamba gecesi karşınızdayız. Sevgili izleyiciler, canlı yayındayız. Türkiye'de televizyonda komedi işi yapmak çok zor. Hele ki herkesin kendini çok komik sandığı bir ülkede insanları güldürebilmek ve televizyonda bunu yapabilmek çok daha zor. O yüzden televizyonda komedi formatlarının belki de en çok zor kabullenilen oturan formatlar olduğu söylenir. Ama Türkiye'de son dönemde sokakta da gördüğünüz ortalığı kasıp kavuran bir komedi formatı var. Formatın adına özellikle komedi format diyorum. Çünkü arkadaşlar komedyen olmaktan muhtemelen çok gurur duyar insanlar. Oğuzhan, Eser ve İbo, İbrahim. Merhaba. Hoş geldiniz. Üç adam. Bugün bunu konuşalım da konuğumuz. Hoş geldiniz öncelikle. Üç adam fikri nereden çıktı önce? Oğuzhan, senden başlayalım. Üç adam fikri aslında şöyle bir geyik. Bayağı bir adamdınız Yılmaz Erdoğan'la birlikte. Biz çok adamdık. Sonra üçe düştü. Evet. Nasıl üçe düştü? O biraz şundan kaynaklandı. Biz yine aslında ekipçe sürekli görüşüyoruz. Sürekli birlikteyiz. Hatta buraya bile ekip arkadaşlarımızın yanından geldik. Biz üçümüz gerçekten çocukluktan beri arkadaşız abi. Hı-hı. Ve yani ya çok sıkıldık abi gerçekten yani. Ben öyle miyiz? Ben öyle mi bakıyorum abi? Neyiz? Şu an Eser'i övecek bir şey. Ben sana nasıl duygusal baktım ya. Geldi. Sana duygusal baktım. Evet, dedim, evet, böyle yaptı. Eskiden beri falan böyle bir kavga. Beni kesti bayağı ya. Sıkıldık dedi ya. Çok eskiden beri arkadaşız abi. Artık hani gerçekten yediğimiz içtiğimiz ayrı gitmiyonun da ötesinde bir şey varsa bir kalıp, hı-hı, onu biz var da, onu onu burada hediye şey etmek onu istiyoruz bu bir dünyaya. Bir kalıp var orada. Evet, evet. Ona girmeyelim. Orada değiliz. Onunla onun arasında bir yerdeyiz. Eser, siz Bursa'dan mı tanışıyorsunuz? Yanlış mı hatırlıyorum ben? Okul arkadaşlığı, mahalle arkadaşlığı mı var en başta? Okul, mahalle. Okuldan, mahalleden, bana mahalle arkadaşım. Bana sordu. Dedi Eser dedi. Ama benim auram daha yüksek olduğu için hemen ben girmek. Senin sesin daha yüksek olduğu için. Program dışına girmek istedim. Yani buyur, devam edin. Yok şimdi değil, 5-10 dakikası var rahat. Gerçekten bir dakika, bir soru sordular. Evet abi, Bursa'dan. İbo ile mahalleden arkadaşım. Oğuzhan'la okuldan, liseden arkadaşım. Hangisi daha iyi arkadaşın? He? Ya ikisiyle de mesafeliydim ben aslında. Yani bir sevimli olduğum biri yoktu. İbo mahallede itici bir çocuktu. Böyle asosyal falandı. Üniversite 1'de falan böyle şaka yapıyor, konuşuyor bu çocuklar. Asosyaldi. Böyle maç yapıyordu, ezan okunca eve koşuyordu. O kadar. Başka hiçbir şey yoktu böyle. Öyle mi? Oğuzhan da okulda benim bir alt sınıfımdı. Lisede falan bir alt sınıfınsa çok böyle döversin ya. Hani
Abisiydim ben onun yani. Eser oğlum, abi derdi başta. Biz top oynarken hani sevimsiz abi vardır ya. Atlant topu falan deyip alıp topu degaj atan abi vardır ben ya. Ben oydum abi. Aa çok tatsızdım. Çok tatsızdım. O, evet evet. Ne yapıyorsun dersin? Şeydi hani. Ne var falan yapar. Hani böyle her şeyi daha lisede marka giymeye çalışan çocuklar vardır ya. Okula marka ayakkabı alayım. Hani böyle yıllarca onun taksidini ödeyeyim falan. Öyle bir itici, yakışıklı böyle kıyafetleri falan onu daha çok üstüne bütün bunların yanında sen olabildiğince sempatik ve sevecenliğinle küçüklüğünde de değil mi? Herkesin sevdiği. Bak öğretmenlerim ayrı severdi. Haylaz çocukların yanında da takılırdım. Çalışkanların arasında da olurdum. Yani hep o politika bende hep yani küçüklüğümden beri tuttu. Genel yani. Herkesle çok iyi geçiniyor olmakta bir küçük problem yok mu? Ben hiç sevmem öyle insan. Yani bu benim kendi tercihim ama ben böyle herkesin sevdiği. İnanılmaz. Herkes mi seviyor ya? Herkesle mi iyi geçinir? Ya? Geçiniyor abi. Peki. Oğuzhan itici, sen iticisin. Eser nasıl biriydi? Eser abi gerçekten anlattığı gibi. Ben mahalleye taşındığımızda Eser sünnet oluyordu abi. Sünnet kıyafetiyle böyle şehzade gibi tombik böyle o sağa sola koşuyordu. Ama hani öyle bir şehzade ki abi hani tahta geçmek için kardeşlerini boğdurtmamış da yemiş gibiydi yani öyle duruyordu. Şehzadeli biraz öyle gözüküyordu. Ama Eser gerçekten çok iticilik derecesinde sevimli diyelim hani. Çok sevimli olup da iticileşen evet. Sevimlilik. Hani herkesin çok sevdiği, mahallenin bayıldığı, işte okulda öğretmenlerine hocam 90. sayfada dahil mi sınava diyen hani oo. O coşkulukta. Bir şey söyleyeceğim. Bir başta, arkadaşımız. Tamam çok harikasınız. Burada da atışıyoruz demek ki. Ben daha yok atışmıyoruz. Ben ciddi bir program değil geldim. Ben mesafeli bunu konuşalım mı kimler katılmış? Ne ben... Avrupa Birliği sürecini mi konuşacağım? Hayır bir şey söyleyeceğim. Aklına bir şey geldi. Hayır şu, hayır şu an dedik ki 3 adam fikri nereden çıktı? Evet. Nereden çıktı onu anlatın ondan sonra devam edelim. Abi. Ben... O yüzden yok yok bir dakika dur ama Eser'in bu önemli. Yani senin bu iki arkadaşımızın da ne kadar itici olduğunu söylemişken onlara da senin hakkında fikirlerini sormak durumundayız. Evet. Yani bir cevap hakkı en, oluyor. En azından. Üç evet. Adamın nasıl ortaya çıktığını İkisi anlatırlarsa. Onu soracağız. Zaten oradan beni gömüşe, evet. Gömmeye geçemeyecekler. O yüzden. Evet, evet abi oradan da orada hakkını takdir verelim. Orada bir takdir kurumu var. Kendisine anlat. Teklif geldi abi. Talk anlat show yapma bunu. Teklifi Eser'e geldi. Evet. Kanalda. Evet. Bu işi tutamak. Allah aşkına şu soru. Ben de söyledim. 23 Nisan'da başbakanın yeni oturmuş gibi. Eser bize bir talk show yapar mısın teklifi geldi. Evet. Biz de İbo'yla birkaç yıldır bir talk show yapmak istiyorduk. İki kişi. Bize de teklif gelmiyordu. Yani yok yani. Hani teklif yok. Yanıyoruz ama. Dedik ki bize teklif gelen biri lazım. Eser o gün karşımıza çıktı ve. Geldi. Mecburi bir üç adam baktı oldu. Baktı abi tek başına yapamayacak. Geldi yalvar yakar. Evet. Ne olurum beraber yapalım falan filan. Bizi ikna etti ya. Bizim hiç aklımız yoktu aslında böyle bir şey yapmak. Gerçekten ya. Yok. Gerçekten ya yok. Şey nefis ama ya. Böyle abi geri şovu diyorsun işte diyorsun. Sen o teklifi yani sana gelen teklifi ben tek başıma yapmayayım. Üçümüz bir arada yapalım mı onu çevirdin? Evet evet. Vay be helal vallahi, olsun. Ben ama böyle de paylaşımcıyım. İtici diyorlar bayağı. Ama. Evet evet. Paylaşımcıyım da. Sana itici ya, çok ayıp oldu valla. Çok ben onu toparlayalım diye girdim. Yok yok abi hak ediyor da. Şeyden, şu anda ben fazla konuşmak istemiyorum. Yani kendisi tatlı bir insandı canım. Şey olduk yani böyle bir sinerji. Araya değer de, vermeyen biri oldu kesin. Basiretli bir çok... adamdır abi. En büyük özelliği o. Çok ileri görüşlü bir adamdır yani. Eser. Yok, şimdi övüyoruz gömüyoruz ama övelim de. Öyle bir adamdı. O yüzden de ya böyle bir şey biz inanmıyorken o gerçekten beraber yaparsak çok güzel olur. Ben tek başıma yaparsam. Ama siz daha önce hani üçünüz bir arada bir şeyler yapalım konuşuyorsunuz değil mi? Vardı aklımızda hep ama bizim özellikle ikimizin kendimiz olarak televizyona çıkıp bir şeyler anlatalım ve insanlar da buna gülsün gibi bir hazırlığımız bir planımız yoktu yok, abi. He. Biz bir şey yazalım yazdığımız şeyi oynayalım. Hani çok güzel hareketlerde bile skeç bittikten sonra Yılmaz abi yorumlarken biz hani kendimiz olduğumuzda bu oluyorduk. O yüzden de bir şüphemiz vardı kendimizle ilgili. Bu adam biraz daha, bu adam dedim özür dilerim. Üç adam. İşte eyvah düşüyorum yaptı. Çok güzel hareketlerde zaten sunucuydu. Kendi olarak vardı filan. Bizim açımızdan biraz daha zordu. Evet. Üç adamın fikrine ikna olmak. Yani Eser karizmayı paylaşmakta cimrilik yapmadı. Yapmadı. Bu. Yapmadı ama o da bu bizim bu kadar yapabileceğimizi tahmin etmedi bence. O böyle bizi ezerim diye düşünüyordu. Ya olsun yanımda gören de benim işlerimi yaparlar, skeçlerimi yazarlar falan diye düşünüyordu. İşim bu noktaya gelince de bir şeyde gitmez. Ya mesela özellikle şey? Yani mesela Oğuzhan şimdi arka planda tutuyor kendini. Karizmasıyla, müzisyenliğiyle falan var oluyor. O hoşuma gidiyor mesela. Çok kendi şey ama bu çocuk çok tadımı duran ya. Yani benim... Ama abi bir şey söyleyeceğim. Şimdi bu adamın sevimliliği, tatlı bilmem ne. Bu adam yakışıklı zaten herkes bayılıyor. Dursa ekranda zaten adam inanılmaz bir şeyi var yani. Şimdi ben ne yapayım? Mecbur yanlarında var olabilmek için... Komik olmam. Ben mecburum daha iyi... Yani fazla konuşmam lazım. Yani daha iyi olup olmadığımı bilmiyorum da hani... Daha çok konuşmak, daha çok çabalamak zorundayım yani. Hayatım hep böyle geçti abi benim zaten. Yani ben... İbo bak sana böyle bir soru var. Diyorlar ki Eser yeteneksizsiniz yapıyor. İşte yarışmalar falan sundu. Aha. Oğuz'un albümü çıktı. Aynı zamanda müzik yapıyor. Sen sadece üç adamsın.
Sen niye başka bir şey yapmıyorsun? Ben de geceleri taksiye çıkıyorum abi. Abi gizli bir dünya var. Bir işi layıkıyla yapma taraftan. Yani şuradan yapıyorum. Bilmem ne falan. Vallahi bilmiyorum neden yapamıyorum. Acaba beni sevmiyorlar mı fazla yani? İkinci bir iş yapamıyorum. Yok, teklif gelmiyor. Yok teklif gelmiyor. Bir, teklif bir kere geldi. O da Kanuni'nin atı geldi abi. Muhteşem bir yüzyılda. Ona hep söylüyorduk yani. O kadar yani. Teklif yok abi. Şey abi biz bir film yapacağız. Ciddi söyleyeyim de film yapacağız yani yazın. Zeynep arkadaşımla beraber bir film yapacağız. İbrahim de yazarlık asıl. Evet aslında benim İbrahim. İkinci işim o. Yazar. Yani ben yazarak bir şey yapacağım. Yani bizim aramızda yazar. En evet, yazan ama... yazar İbo'dur. Zaten eskiden normaldir yani. Biliyorum. Mutfakta da zaten hep yazma ve zaten hakikaten yani Eser ve Oğuzhan ya benim hayat seyrimi değiştiren adamlar. Çünkü gerçekten hiç aklımda ne televizyona çıkmak var ya. Tamamen bir roman falan yazarı olmak gibi bir idealim vardı yani daha önceden. Bak sokaktaki şeyleri geçmeyelim. Kızıyorlar sonra izleyiciler bana. Sokağa soruyorsunuz sonra onları konuşmuyorsunuz. Evet, röportajları çok iyiydi evet, çok harikaydı vallahi. Oğuzhan'dan yani, bir tane de aşağıda var çok güzel. Evet, onu söylüyordum. Yani. Oğuzhan'dan bir tane de yerin altında var. İbo çok açık, o kadar açık ki bir yayına fermuarı açık çıktı. Ya o çok güzeldi ya. Eser çok sempatik, çok tombiş yapılı bir yayın. Tombiş yapılı. Ülkemizin sevdiği tombiş yapılı insanlardan. Bir tane de şey vardı, Eser tek başına yapsa daha iyi olurdu vardı. Ben orada bir düşündüm. Hayır bence Eser tek başına daha iyi olurdu'nun sebebi şu, şey, onların yanında ya. Olunca daha kötü duruyor yani. O yüzden öyle. Keşke tek yapsaydı da bari ortalama olması bu kadar ortaya çıkmaz. Foyası meydana çıkıyor bu ikisi. Ya o kadar gür konuşuyor ki o karşılık veremiyorum ya. O kadar gür konuşuyor. Çok gür konuşuyor. Senin yüzündeki bu yorgunluk ne arkadaş ya? Gördüm geçirdim gözaltı torbaları falan. Allah bu torbaları ya. Senin torbaları artık. Hele bizim programa çıkıyorsun. İnsan bir yarım saat uyur da gelir be. Şimdi ben çok güzel uyudum. Abi baya market torbası gibi ya. Programın ciddiyeti için saldım o torbaları. Bugün kendime... Bunu konuşalım. Başka bir şey çıktı ya. Hani yıllarımı bu işe verdim hissi yaratayım da. Ama şeyde bir coşkun var değil mi? Hani bu programa tek de katıldın sen. Tabii. Hani bensiz olmuyor yani. Hani sizi tek almıyorlar. Bak üçümüzü birden alıyorlar değil mi? Bir onuru var. Ben mesela dedim Candaş'a ben geldim dedim. İbrahim Oğuzhan gelsin dedim. Dedi abi nasıl olacak dedi ya. Öyle mi dedin hakikaten? Ya yazıklar olsun. Yani. Vallahi bozarım bilgisayarı. Ya. Yemin ederim elimi sokarım bilgisayarı bozarım. Bir şey der mi? Kontrol alt. Şey yap. Ha, hiç falan. Alakası yok. Ben kendisi burada söylesin. Dedim ki arkadaşları da al gel. Abi ben bir tanesine tek çıkayım dedi. Tek bu. Çıkayım. O ne ya? İkili gibi. Ne bu böyle? Evet. Yarış atı mıyız? Dedim ki ama mutlaka üçünüzün bir arada olduğu program yapmak isterim. Evet. Yok dedi ben. Yani benim şu an dedi ağırlığım var. Mezino kafası var abi. Baktığın zaman ben yeteneksizsinizle tek başıma jüriyim. Yani doğru, bir yerlere doğru. Tek başıma getirmişim. Önce yani. Bunları doğru, konuşalım sonra. Ondan sonra ben uygun görürsem üçümüz geliriz dedi. İşte haftalardır bekliyoruz ikinizi de getirecek diye. Yoksa benimle hiçbir alakası doğru yok olayım. Doğru abi her şeyden. Şimdi bak izleyiciler diyorlar ki aslında çok da doğru bir şey bu. Bu talk show formatı yani konuk alıp konuşmak konuşturma iş. Yani biz bir yerinden yapıyoruz. Biz arada haber yapmaya çalışıyoruz. Gazetecilik yapıyoruz. Böyle keyifli dostlar geliyor. Eğleniyoruz ama talk show sürekli olarak bir eğlence üzerine kurulu evet. Bir format. Yanılmıyorum evet. Değil mi? Evet. Bunu siz aslında çok yetenekli komedyenlersiniz de. Yani yazıyorsunuz, oynuyorsunuz. Bunu daha önceki dönemde çok güzel hareketlerde gösterdiniz. Bunu birazcık böyle sadece konuşmaya çekmek riskli değil mi? Yani hem işin komedi tarafını biraz törpüleyen bir şey hem de bence talk show çok yetenek isteyen bir şey ve sizin daha önce yapmadığınız bir format. Riske atmış olmadınız mı o yeteneksizsinizden gelen başarıyı? Eser başlayalım. Çok güzel hareketlerden gelen evet. Başarıyı diyorsun. Tabii çünkü abi, o müthiş bir şey oldu. Yani her tarafta sokağa çıktığınızda ya üç kişiden ikisini evet. Çok yakından takip ettiği bir formattı. Ya şöyle bir şey oldu abi. Biz skeçleri yazarken daha çok güldüğümüzü fark etmeye başladık süreç içerisinde. Yazıyoruz çok gülüyoruz sahneye çıkınca daha az oluyor. Sonra bir de bir üniversite söyleşileri yaptık abi üçümüz. O söyleşilerde ya dedik yani bir saat boyunca konuşuyoruz ve çok kendimizce konuşuyoruz. Bir hazırlığımız da yoktu. Çok eğlenceli geçiyor. Aslında ilk o söyleşilerde çıktı ortaya. Ya biz şimdi bakıyoruz sitcom yazsan şeyden sonra çok güzel hareketlerden sonra o kadar farklı bir şeyden daha sıradan bir şey geçeceğiz. Farklı ne yapabilirizden yola çıkıp dedik ki abi biz... Üçümüz muhabbet ederek de bu işi yapabiliriz. Evdeki muhabbeti televizyona taşıyabilir miyiz? Soru buydu. Yani çünkü eve insanlar geliyor muhabbet ediyoruz. Orada bir enerji oluşuyor. Orada aslında evet abi kendimiz olarak da komiyiz dedik yani. Oluyor mu bu? Yani evdeki muhabbet tamamen olmaz tabii muhakkak da. Taşınabiliyor mu programa? Çünkü bazen çok tırnak içinde de söyleyeceğim. Aynen öyle söyleyeceğim. Lanet konuk gelir. Ki size de geldiğine ben şahitlik ediyorum bazen kimseyi. Bütün konuklarımız çok tatlılar. Öyle öyle isim vermeyelim de. Ben mesela sizi tanıdığım için biraz hissediyorum belki de. Belki de bana öyle geliyor. Öyle bir şey yok. Ama yani konuğu çünkü idare etmek zorundasınız. Rating denen bir şey var. Görüyorsunuz orada. Yani konuk öldü mü siz de ölürseniz ya evde olsa döner televizyon seyretmeye başlarsın. Ama orada öyle bir şansınız yok. İşte orada da 3 kişi olmanın avantajı var zaten.
Yani bizim açımızdan evdeki muhabbeti taşımada da aslında çok güzel hareketler kökenli olmak işimize yarıyor. Yani bir muhabbetin ne kadarı televizyonda anlatılabilir hemen oradan araklayabiliyoruz yani. O bizim çok işimize yarıyor. Üç kişi olmanın da avantajı eğer düşerse iş dediğin gibi. Çünkü şimdi konuklar ya canlı yayın çok zor bir şey yani. Biz de başka şovlara gittiğimizde falan kalıyorduk böyle. Çok normal bir insanın gelip konuşamaması. Ama bizim hep bir önlemimiz var. Tak diye dönüyoruz. Burada 20 yıldır güvendiğim arkadaşlarım var. Hani benim ne zaman sıkıştığımı soru sorarken onun ne zaman muhabbetin içinden çıkamadığını gözlerinden anlıyorsun. O böyle büyük keyif yani. Yani oradan hop hop topu alıp hemen oynamaya başlıyoruz. Üçümüz oynamaya başlıyoruz. Arada pas atmaya başlıyoruz. O da rahatlıyor konukta. Yavaş yavaş program içinde çözülen konuklar da oluyor. Yani üç kişi olmanın farkı var şu an. Yani bu kadar ses getirmesinde projenin yani. İbo, sokakta bir izleyicimiz sormuş. Arkadaşlar hatırlatıyorlar. Okey'e dördüncü kim oluyor diye sormuşlar. Onu şöyle soralım. Şimdi siz üç tane yakın arkadaşsınız. Dördüncü biri var mı? Yani dördüncü yakın arkadaş var mı? İlla televizyonda olmayabilir. Ortada görünmeye de bilir. Var aslında. Kim o? Tolga var bizim arkadaşımız. Hatta biz geçen seneye kadar aynı evde yaşıyorduk onunla da. İzleyen de diyecek ki bu nasıl bir ev? Bunlar kaç kişi? Ne yapıyorlar orada falan? Ne biçim ev bu arkadaş? Tolga yani, da bizim neydi? Üniversiteyi beraber kazanınca Bursa'dan 10 yıldır böyle tabii. Evler değiştiriyorsun. Arkadaşlar değişiyor falan. Tolga yakın arkadaşımız. Evet. Şimdi sokakta 3 adamınız kim diye sormuşlar. Sizi söyleyenler var. Kemal Sunal, İlyas Salman, Şener Şen diyen var. Metin Ali Feyyaz diyen var ki ellerinden öperim onu kim dediyse. Size soralım. Sizin 3 adamlarınız kim? İbo. Yani benim 3 adamım da herhalde Kemal Sunal, Şener Şen, İlyas Salman ya da Halit Akçatepe. Sen herkesin senin çok komik bulduğu birisin. Senin çok komik bulduğun kimdir mesela? Böyle seyrederken bayıldığın gülmekten. Tabii herkes gibi Cem Yılmaz. Yani Yılmaz abi. Yani şimdi Yılmaz abi tabii çok fazla komedi film yapmıyor ama o da bizim hani çocukluğumuzda aslında bu işlere heves etmemizi sağlayan aslında ikisiydi. Evet. Yani Cem Yılmaz'ı Yılmaz Erdoğan'dı aslında ikimiz. Yani hepimizin değil mi hayatında vardır yani bu. Onları izledikten sonra. Tiyatrolu şakalarını ertesi gün okulda birbirimize yapmaya çalışıyorduk falan. Yani ondan önce de işte Necdet Uygur, Allah rahmet eylesin, Allah o vardı. Yani işte Levent Kırca falan yani herkesten bir şey istiyor. O senin üç adamın kim? Abi üç adamın benim... Alex. Daha sığ bir yerden gireyim böyle. Alex Baliç Okoço. Okoço. Çok güzel. E sen? Vallahi hiç düşünmedim ben ya. Üç adam hani hani kalıplaşmış iki tane yok ya. Öyle bir net üç adam belirlemedim kafamda. Bak, güzel soru. Yani. Ortaokuldan beri berabersiniz. Beraber program yapıyorsunuz. Gece gündüz hep berabersiniz. Ya hiç sıkılmıyor musunuz birbirinizden diye sormuş bir izleyicimiz. Var var. Ya biz bunu aramızda kendi aramızda tartışıyoruz zaman zaman. Gerçekten de sıkılmamıza hayret ediyoruz bazen yani. Sıkılmadığımız ama oluyor, zaman... hiç mi sıkılmıyorsunuz? Öyle bir şey olmuyor mu? Sıkıldığımız zaman söylüyoruz ama hadi bu sıkıldık sus ya deyip gidiyor. Evet. Vallahi bak ya yani şey yapıyoruz. Evet, evet. Sıkıldığında şey söyleyebildiğin yani. Adamla zaten takılabilirsin ya. Değil mi bak Yılmaz abinin kulakları çınlasın. Yılmaz Erdoğan'ın benim çok sevdiğim sözlerinden biri der ki birlikte susabildiğin adam dostundur. Aynen, aynen öyle. Yani. Sahiden öyle. Yani sessizlik evet. Olduğunda ya bu bana batıyor falan ruh hale girdiysen evet, zaten evet. O iş bitmiş ya. Mesela yani. Oğuzhan'la birlikte susabiliyoruz. İbrahim hiç susmadığı için birlikte susamıyoruz. Ona git diyoruz. O gidince ama git diyebiliyoruz mesela. O önemli tabii. Bir şey yani. Hadi bak şöyle yapalım. Şimdi bir güzel bir susalım be bir yarım saat falan. Böyle ama hayatımda ben böyle saçma susan insanlar görmedim ya. Ya abi bir evde film izlerken insan ya 90 dakika susarak film izler mi ya? İnsan bir der ya bu ne biçim kıyafet der. Film izlerken konuşmanın doğru olduğuna inanıyor. Yani arada ya en azından. Ya böyle duruyorlar geliyorum eve baya böyle bakıyorlar. Nasıl ya film izlerken konuşuyorsun da hani arada bir şey sorarsın. Bir yorum bir şey sormak değil. Sen full konuşuyorsun. Hayır full konuşmuyorum ya. Arada abi sahneye gelen adamın üstü, başı, daha önce oynadığı filmler, ne zaman Oscar aldı, biraz ne algı, yaptı falan. Algı şeyi var abi yani konsantrasyon bozukluğu var. Hani buradan bunu konuşurken birden bir bakıyoruz şeyden bahsetmeye başlamış. Arjantin filmi bir tane filmden bahsediyor. Hani nereden muhabbet oraya geldi bazen saçmaladığım oluyor. Evet. İtiraf et ya. Bazen saçmalıyor. Altı yazarsak güzel olur. İbrahim Bükak bazen saçmalıyor. Evet. Oğuzhan albümle ilgili çok fazla soru var. Herkes albümden biraz bahsetmeni, albümle ilgili sana soru sormamızı ve hatta mümkünse bir şarkı söylemeni istiyorlar ama programın sonuna doğru yapalım bunu. Çünkü bizim de soracağımız abi. Sorular var. Eyvallah. Biraz buradan sorular söylerim. Ama bayağı yalnız albümle ilgili bir şey var. Yani öyle abi albüm internette şu an benim beklediğimin çok üstünde bir yerde seyrediyor. Bu şeyde, dijitalde, paylaşımda değil mi? Dinlemede, evet. Dijital satışta, korkunç yerlerde şu an. Çok memnunuz, çok şükür yani. Müzik sende nereden başladı? Yani müziğe ben 7 yaşında başladım abi. Bursa'da bir özel koroya annem babam beni
zorla ittirdiler. Böyle isyan ede ede bir 3 yıl 4 yıl gittim. Sonra bir baktım bayılıyorum yani. İşte keman kursları şunlar bunlar. Sonra Eser'le tanıştık bir gün. Ben müzik yapmak isteyen ama asosyal adamdım. Bu da müziği çok kötü yapan çok sosyal adamdı. Bir grubu var. Yani grupta yok yok. Bir tek müzik yok grupta. Yani ama bir müzik grubu. Evet. Ya bas gitaristin sesini kısıyorlar. Ya Esra, seninle ilgili her sohbet o kadar güzel başlıyor ki sanıyoruz ki sen onore oluyorsun. Sonunda bir kepazelik. Ha, ama yani bir rezalet çıkıyor ki. Ama hep yaptığı da bir şey sebebiyet veriyor yani. Kesinlikle. Her yaptığı adım da bizim hayatımızın değiştiği evet. yerlere denk geliyor. Ben bayağı ergenliğe şey girmiştim yani. Biraz böyle bazı insanlarda cahil cesareti vardır ya. Ben de bu yani küçüklüğümden beri var. Yani ben o sahneye çıkacağım ve müzik yapacağım evet. dedim. Kötü mötü bilmem ne falan diye şakalar yapıyordum. Sahneye çıkıyordum ve okulun en popüler müzik grubu benim grubumdu. Ve çok iyi müzik yapmıyorduk ama çok eğlendiriyorduk. Olsan da iyi müzisyen bir çocuk dediler. Alt sınıfta genç bir çocuk var tanışmak ister misin dediler. Şimdi buralarda kaybediyor abi. Bak sen burada tatsızlaşıyorsun. Hatta yani pisleşiyorsun bile evet, denebilir evet. yani. O noktaya ama geldim. Bak, şimdi gömüyor ama müziğe başlama sebebiyim adamın. Doğru. Yani şu an dijitalde satışları bir numaraysa bana komisyon vermesi lazım. Yani baktın, almıyor musun? Almıyorum. Yok vermiyorum. Vermiyor. Ama ya, gerçekten senin ayıbı. Sen de tatsızlaştın. Geciktirdi kariyerini. İyi bu adamsın be. Ya gerçekten. Allah'ım ama buradaki tatsızlaştın. Bir adam çıktı değil mi? Bu programın sonundan çıkardı. Adam gibi adam benim abi. Anladın ya. Lan neymiş bu ikisi ya? Ya abi böyle bir şey yok yani. Tamam mı? Farklısına bir ilişkileri var ya. İğrenç. Gerçekten üzülüyorum hallerime. Ya şey ne enteresan ya. Şimdi böyle röportajları falan da izliyorsun. Şu üç adamı korumak için belli ki biz yıllarca mücadele vereceğiz. Ya hemen arkadaş bir evet. kıyaslama var ya. Evet. O daha şakacı. Evet. Eser daha komik. Olsan niye sessiz? O bilmem ne. O bilmem ne. Ya böyle birden hani gerçekten de bir projeyle bir araya gelmiş olsam yavaş yavaş. Evet evet. Onun daha mı komik? Bozar mı acaba şu, sizi diye düşünüyorum. Abi bizi bozamaz. Şimdi şu var ya biz hepimiz neyimiz daha üstün neyimiz diğerinden daha düşün çok iyi biliyoruz. Abi onu çok iyi biliyoruz. Ve kim nerede çok iyi olduğunu biliyoruz. Kim nerede daha üstün ise onun o yönüne böyle inanılmaz saygı duyuyoruz. Biz gerçekten aslında bu kadar televizyonun önünde birbirimizi eleştiren adamız ama birbirimizin hakkını da hakikaten en çok teslim eden adamız. Ama tabii bunu niye televizyon önünde yapalım? Eser sen gerçekten gördüğüm en iyi moderatörsün niye diyeyim yani? Bunu, de oğlum. Değil de, mi harbiden? De. Ama değilsin de. Ki. De. Yani problem yok. Tamam, o örnek yani, bir misal değil. Birbirimizin yolunu açıyoruz aslında yani. Hani bir problem yok. Beraber kimse normal hayatından başka bir karakter oynamıyordu zaten. O yüzden hani daha samimi gözüküyor. Yani yoksa ben normalde çok sessiz bir içine kapanık biriydim de programa çıkıp birden böyle yani böyle evet. bir adam değilim. Zaten oyum yani. Bu adam daha benden daha sessizdir program ama. Program icabı bürünülen roller değil abi. Bir evde de İbo daha çok konuşur. Biz daha çok dinleriz. Eser bir muhabbeti bir yönlendirir. Ne konuşacağımızı az çok bir atar ortaya falan. Ben daha bir dururum. Sonra bir konuşurum. Arada güzel geyik. Hani daha karizmatiktir. Aslında programın en böyle izlenilesi adamıdır. Onu da biliriz. Yani daha çok seviyordur. Onu da biliriz. Hani yani işin aslında bir problem yok yani. Yani. Biz evet. bu programı 3 adama yapmaya başladığımızda şey dediler çünkü. Karakterleriniz ne? Yani siz nesiniz? Yani üç yani çünkü hep öyle başlar ya işler. İşte sen asi olanı, sen bir tane tatsız lazım Kadir Şinas falan. Olanı falan filan. Kadir Şinas olanı. Şinas sen. Ne alakası mesela? Kadir Şinas olanı. Pesent olanı. Sen Kadir Şinas. Ya böyle bir böyle, ya dedik bizim üçümüz gerçekten çok farklıyız ama şunu anlatamayız bunu. Yani bizi tanımanız lazım. Bize de güvendi hem star yönetimi başlangıçta herkes bize güvendi ve girdiğimizde böyle seyircilerden alıyoruz şimdi o şeyi yani İbrahim daha hırçın olan bilmem ne olsan daha sessiz ama karizmatik aslında oyuz yani tamamıyla evet, normal hayatta da oyuz yani. Için değil yani. Çünkü birbirimizin rolünü oynamaya çalışsak zaten sakil durur. Ya olmaz yani. Süleyman Çömek. Çayla yakalandım. Süleyman Çömek soruyor. Çayı diklerken yakalandım. Özür diliyorum sevgili izleyenler. Çayı şat yaptı. Ya. Çay bitirdim bu arada ya. Çaylar bitti. Bu kadar çok ekranda olmak yüzünüzü eksiltmez mi? İnsanlar sıkılmaz mı diye. Çok klişe ama çok önemli bir soru soruyor bence. Evet. Evet. Abi. Buyurun, biz de Oğuz bunu Bey. Düşünüyoruz ve yani dikkat edeceğiz yani. Daha da dikkatli. Buyurun, Oğuz Bey. Ya bizde bir şey var abi. Hep bir biz nerede biri gelip bir soru sorarsa ona cevap verme gibi bir öğreti var bizde. Hani şimdi değil arkadaşlar röportaj falan. Biz o değiliz maalesef. Yani hani çok isteriz. Ben şey duydum ya bazen röportaj. Abi tamam ya. Hani susar mısınız? Magazin falan. Başkaları da var ya. Gerçekten abi, evet yani. Üşüdük yani lütfen. Yani bir soru sorduk ve siz
Hani lütfen. Senden yani. Hızlı eğleniyorsun şu an yani. Lütfen susar mısınız? Abi biz bundan sonra seni yayınlamayacağız. Rahat ol. Lütfen. Baydınız diye. Evet evet. Ama dikkat etmemiz gereken bir konu. Doğru doğru bir tespit. Evet. Onda yavaş yavaş yani. Ya biraz tabii üç adamın yarattığı etkili bir şey oluştu. Onu dizginlemeye çalışıyoruz yani. Her yerde bizi görmek istiyor insanlar. Hani program yapanlar, işte yeni programa başlayanlar falan filan. Böyle bir biz hem insanları kırmamak hem kendi kariyerimizi kontrol etmek biraz tecrübelenmek gerekiyor. Biraz galiba. Öğreniyoruz da şu süreçte. Aslında evet, yani biz böyle bir yani. Hayri Yıldırım İbo sana soruyor. Diyor ki İbo hayatında en çok kimden çekiniyor? Gerçekten merak ediyorum. Niye bunu bu kadar merak ediyorsun? Hayatında kimden? Yani çok fütursuz. Hayri Bey'den mi çekiniyorsun acaba? Hayır. Bunu söylesin benden. Sorun bakalım. Söylesin bakalım benden çekindiğini. Yani çekinme derken tabii ya Yılmaz abiden çekiniriz hepimiz yani. Değil mi? Şu an düşündüğümde işte Yılmaz Erdoğan'dır yani. En çok onun yanında daha böyle dururuz falan konuşuruz falan. Şey yani bir tık Yılmaz abiden çekiniyoruz. Çekinme de şeyden hani öyle korku üzerinden değil. Saygıdan. Hani sevgi ve saygıdan kaynaklanan bir çekingenlikten bahsediyorum. Benden de çekinirim. Biraz Eser'den de çekiniyorum. Çekinir. Oğuzhan'dan da bir tık çekinirim. Ama yani öyle çok değil yani. Bir tık. Evet. Adam albümü anlatıyordu. Kestiniz lütfen sorar mısınız tekrar diyor hanımefendi. Devam soralım. Et. Adam. Albümümüz 10 parçadan oluşuyor. Abi çok keyif alarak yaptım. Valla ne diyeyim. Şöyle bir eleştiri duyuyorum. Ve başından beri de inşallah böyle bir eleştiri duyarım diyerek yaptım bir albüm. Gerçekten uzun zamandır içinde boş olmayan bir albüm dinlediğimi çok fazla duyuyorum. En çok ona mutlu oluyorum yani. Oğuzhan küçükken müezzinlik mi yaptın sen? Yaptım da şey ya böyle hani müezzinlik dediğim öyle bir profesyonel bir durum değil işte. Bizim oturduğumuz sitenin bir mescidi vardı. Ramazan'da teravih namazları orada kılınıyordu cami uzakta diye. Hı hı. Bir tane de yaşlı hoca amcamız vardı rahmetli. O gücü yetmezdi bazen inemediğinde arardı bizi hani olsan akşam ezanını okur musun falan diye böyle. Ben de gidip böyle artık hani Allah ne verdiyse okurdum apartmanların içinde o ses duyulurdu yani. Yalnız bu arada notlar var. Eser'le ilgili var, Oğuzhan'la ilgili var, İbo'yla ilgili not yok. Yok. Nedir bu ya? Bu ne sana yapılan? Çünkü daha gizemli. Az bir popülaritem var. Ama bu ayıp yani, ya. Yok daha az seviliyorum demek ki. Bizim ayıbımız bu yani. Yok yok ya. Ne var mesela? Eser'in ne notu var mesela? Ya bir sürü yazmış arkadaşlar işte ya. İbo'yla ilgili hiçbir şey mi yok ya? Abi hiçbir şey yok. Biyografisiz bir insan. Şey yok. Ama şeydi ya, o notları hazırlayanlar da ya. İbo'yu kabullenemiyor insan. Yani nasıl olur ya böyle? Yani nasıl... Bence kabullenmemek değil. Bence insanlara cesaret veriyorum bence. Evet tabii. Şu anda mesela bir sürü umut genç, ışığısın diyebilir miyiz? Bir sürü genç şu anda ben de meşhur olurum lan. Ne olacak diyebiliyorum mesela yani. Ben cesaret verdiğimi düşünüyorum yani. Ekin Atilla diyor ki şimdi beraberler de evlendiklerinde ne olacak diye soruyor. Ya. Vallahi şimdi yani o zaman kızlar düşünsün abi. Yani onların işi zor yani. Bizim pek ayrılmamız zor gibi gözüküyor. Kızlara zor olacak gibi bir şey var abi. Ama o önemli bir şey tabii. Yani aynı evde yaşamanın, o birlikte yaşamanın getirdiği o elektrik, o hava. Tabii. Bizim şimdi burada da gördüğümüz büyük ihtimalle o. Bir şekilde bu yani iş evleri ayırma noktasına gelecek herhalde gelecek değil mi? Öyle ya şimdi diyeyim. Şey değil aslında şu anda da üçümüz sürekli aynı evde kalmıyoruz. Yani ayrı ayrı evlerimiz var. Bir ortak buluştuğumuz bir evimiz sen var. Sen oradan parayı şey yap abi. Hani vay, şimdi, vay, vay. Hayır ev ayrı ama değil. Ama günün 18 saati beraberiz abi. Ben nasıl ayrı 280 dönüm bir ayrımız var her birimizin millet de ortak bir. Şu var yani biri uyandığı zaman mutlaka birini arıyor. Ne yaptın bilmem evet, ne hani. Bugün ne oluyor yani ne bugün yapıyoruz ne oluyor, var. Ne yapıyoruz var yani hep hayatımızda. Bir gün böyle 13 saat konuştuğumuzu hatırlıyorum abi. Koltuk tuttuk 13 saat konuştuk. Evet. Yani programdan ya sonra öğlene falan, kadar falan konuştuğumuz oluyor. Programdan bazen. Sonra 13 saat daha oturup konuştuk abi. Bir izleyicimiz hani... diyor ki BKM ile birlikte yaptığınız sinema filmlerinin televizyon işi kadar ses getirdiğine inanıyor musunuz? Yok. Kesinlikle getirmedi. Ama bir tane yaptık zaten. Bizim yaptığımız çok film hareketler bunlar yaptık. Zaten programın sadece daha dekorlusu, daha sinemada olanı. Sinematik versiyonuydu. Aslında gişe anlamında bir başarıya ulaştı ama biz kendimizi çok şey hissedemedik açıkçası. Ya o ama 24 başrollü bir projenin evet. içinde olduğumuz için bambaşka bir şeydi. Ama biz aynen. gerçekten sinemada bir şey yapmak istiyoruz. Onun güzel bir zamanı olduğunu düşünüyoruz yani. Ben mesela benim kendi kişisel olarak da hani yazmayı ve hatta belki de yönetmeyi de çok istediğim bir durum var. Ama onun bir zamanı var. Yani sinemaya çok daha demlenip girmeyi planlıyoruz. İbrahim yazar olduğu için bu yaza bir film hazırlıyor şu an. Evet. Daha filmimizi yapmadık yani çok biz aslında. Nasıl bir şey var kafanda bu? Var ya bir şey bakalım çıkacak işte Zeynep var bizim ekipten. Beraber bir şey yazıyoruz. Zeynep Koçak. Zeynep Koçak. Onunla beraber bir şeyler kurduk bakalım. Yapacağız gibi duruyor yani şu anda.
Bakalım güzel olursa. Evet. Ne güzel olur. Ne güzel olur. Olursa çok güzel olur biliyor musun? Çok. Öyle şeyler hep öyledir. Ne diyorlar abi ne diyorlar Allah'ını seversen. Çok enteresan. Şey Oğuz bir şarkı rica ediyorlar ya. Bize bir şarkı söyler misin? Söylerim. Albümden şöyle. En çok böyle en sana çok geri dönüş olan en çok beğenilen hangisi? Her aşk bir gün biter diye bir şarkı. O mu en çok dinleniyor? Evet o şarkı. Benim favorim işte. Öyle mi? Favorim. Senin favorin? Benim favorim abi Yanımda Olsan. Hı. Değil mi? Şarkı 9. parça. İbo sen biraz duygusal bir misin? Ben mi? Yok ya. Ya sen şaşırdın ki. Ben mi? Hayır, duygusal evet aslında duygusal biriyiz yani. Mesela Eser de öyledir. Oğuz da öyledir. Aslında biz birbirimizden gizli bir gizli duygusallık var bizim. Evet, onu... Oğuzhan mesela bu şarkıları yapıyor. Ben şarkıları yaptığında hiçbirimiz evde değildik hiçbir zaman. Çünkü adam böyle don gömlek geziyor evde falan. Ama masasını bir gidiyorsun. İşte bir sabah uyandığımda Yanımda Olsan falan şarkı sözlerini yazmış. Ya gizli gizli utanıyoruz. Abi bunlara malzeme olamam anladın mı evet. Yani? Müzik yapmak istiyorum. Siz söz yazıyorsun ediyorsun. Zil çalıyor adam içeri giriyor ortadan sözleri topluyoruz. Bayağı masanın altında sözler. Aman görmesinler çıkıyor. Falan. Yani aslında hepimizin bir duygusal tarafı yani aslında bayağı duygusal adamlarız da biraz onu bir örtme biz durumu mesela var. Mesela bir araya geldiğimizde 10 saat konuşuyoruz dediğimizde oturup evet. Değil abi bayağı duygusal. Üzüldün sen mi? Ne yaptın orada? Niye orada üzüldün? Niye böyle oldu? Falanlı bir şey de var yani. Duygusal bir ton hep var. Yani evet, zaten evet. Duygulu adamlar olduğumuz için şu an programda da böyle şey hissi var. Ya bu adamlar iyi adamlar hissi geçiyor ya seyirciye. Ve hep o söyleniyor. O bizim duygusal adamlar olmamızdan kaynaklanıyor bence. İbo evet. Mesela en hızlı gözleri dolan adam İbo'dur. Ben evet. Onun doğru bir tespit yani bence. Ama yakışmadığı söyleniyor yani. Hani o gözyaşlarını durdurma vardır ya abi hani. Pis mi ağlıyorsun? Ağlamıyorum ki. Ağlamıyorum falan yaptığım bir şey var ya. O bana ya, olmuyor abi. Yani o kadar çirkin oluyor ki abi. Evet, evet. Böyle... Ağlayınca böyle suratı çok böyle şey olan insanlar şey var. Şey var böyle. Hani o tiksinirsin o ağlamakta. Evet, yani. Ama Oğuz da güzel duruyor o yine bak. İyi güzel duruyor. Siz izleyicilerimizin ağlar mı? O zaman sizler için geliyor. Oğuz hadi bir şarkı be. Tamam. Neyse nakaratını söylüyorum. Nakaratını unuttum ha. Ben de bu yolları gide gele göreceğim yok gibi bildim. Serdeki acıları çekmek için yine bir zalimi seveceğim. Bir şey öğrendiysem eğer, karşılığı yokmuş meğer. Her aşk gibi bu da bir gün biter. Çok güzel. Albümü ilk kim dinledi? Kendileri. Evet. İlk siz mi dinlediniz? Ya hatta evet. Albüm çıkmadan evvel yani şarkı bitiyor. İçeriden çıkıp ben böyle bir şey yaptım ne diyorsunuz? Bakıyorum ki ses yok. Hemen gidiyorum tamam diyorum. Köşeye koyuyorum yani. Yani onların sonuçta fikirleri çok önemli ama ilk çok. Dinleyenler İbo ile Eser. İlk onlar evet. Ne dediniz? İlk siz ne? İlk ne söylediniz? İlk dinlediğinizde şarkıyı? Ya Oğuzhan bu açıdan bence çok şaşırtıcı bir yetenek. Gerçekten abi yani İbo'nun dediği gibi çok alakasız bir ortamdan bir 10 dakika uzaklaşıp kafasında melodileri kuruyor herhalde önceden. Bilmiyor söylemiyor da. Ya ben diyor bir şey yaptım diyor. Bir baksanıza diyor. Bir dinliyorum ya. Oğlum ya nasıl içeriden böyle çıkarsın? Ne yaşıyorsun içinde? Yani hani çok da en az konuşan, en az aslında içini bildiğimiz adam da Oğuzhan'dır. Böyle gidiyor bir dön. Ben de bu yolları gide gele. Ne göreceğim lan? Abi, ne ben de bu yolları? Hangi ara? Net şunu yaşadım biliyorum. Evdeyim oturuyorum dedi ki. Hadi ben bir içeri gideceğim dedi. Azıcık dedi müzik çalışacağım dedi. Geleceğim de böyle. 45 dakika sonra falan televizyona bakıyorum. Tak diye geldi. Ben de böyle bir şey yaptım. Bir dinle bakalım dedi. Giden günlerimi olduğu çalmaya başladı. Ya 45 dakikada ne oldu? Nasıl oldu? Hani nasıl o moda girdin? Nasıl bir şey oldu? Yani bir başka bir dünyası vardı. Tam böyle mesela bir kere yurt dışına baktım böyle bir şey anlıyordu. Gözleri doldu dedim. Tamam şarjı doldu şu anda ama bir döndü bir tane şarkı yaptı mesela döndüğü gibi. O kadar. Mesela yani bir içinde aslında biriktirdiği bir yön var. Böyle damla damla sonunda onu bir anlıyor bir şey olacak. Hemen başka bir moda girebiliyor. Biz... Şimdi izleyicilerimiz özellikle rica ediyorlar. Diyorlar ki Oğuz'un bir parçasına vokal yapmışsınız ikiniz. Galiba. Evet. Diyorlar ki lütfen böyle bir şey yani burada da yapın. Programı sonuna doğru yapalım. Tamam. Çok daha güzel olur. Yalnız baksana sesine ölürüm ben ya falan geliyor. Ölüm eyvallah sağ olsunlar. Ölen oldu ya geçen hafta. Ben bir kere gittim geldim abi yani. Beni zor kurtardılar yani. Bazen öyle olur. İbo yalnız değilsin Trabzonspor arkanda diye göndermiş Enver Güler. Sağ ol sevgili. Trabzonsporlu musun sen? Yok değilim. Galatasaray'ım ben. Ama Bursa tribününden. Hı. Yani böyle Bursa tribünü. Hiçbir yeri Trabzon'a denk gelmiyor. Evet. Yok, hiçbir şey. Kıyafet ama, mi acaba? Kıyafetten olur mu? Galatasaray'ım ama Bursa Trabzon üzerinden giderim genelde. Tabii bak bir yerden bağlamam lazım. Sevgiler saygılar. Evet. Hani nereden bağlayacağım bulamadım.
Oğuzhan albümle ilgili çok güzel şeyler geliyor vallahi. Abi çok teşekkür ederim. Sağ olsunlar vallahi. Son sözü kim söyler diye sormuşlar 3 adamda. He. Bir karar alırken yani mutlaka şimdi üçünüz bir arada alıyorsunuzdur ama hani bir ağır son sözü olan biri var mı diye sormuşlar. Son sözü mi? Biraz eser söyler bizde. Eser söyler. Biz de eserin eser söylemesinden hazır ki bu. Eserin söylemesini istiyoruz da eserin söylemesinden memnunuz da son sözü söylemenin bir sorumluluğu var ya, o sorumluluğun altına girmemenin güzelliği var. Uçaklığını da kendi kazanır belayı olsun. Gerçekten mesela ama hakikaten yani kendi kişiliğinden oluşan bir babalık mevzu vardır yani. Mesela bizi de böyle çekip kanka bak burada böyle yapmaman lazım. Burada hani bizim de hayatımızı yönetirken yani mesela çok en danıştığım adam Eser'dir benim mesela. Oğuz'um da dedi. Evet. Yani biz gideriz bir şey olduğu zaman Eser'e kanka böyle böyle bir şey oldu. Geçen gün bir yerden bir şey için aradılar beni. Ne söyleyeceğimi bilemedim. Ne bahane Eser'i aradım. Dedim ki bana böyle bir şey söylüyorlar. Ne söyleyeyim ben? Sen onlara böyle böyle söyle, böyle böyle söyle dedi. Yani oraya kadar aslında yaşam koçluğu yaptığı oluyor bize yani. Şş, programa kadar abi. Bazen İbo hadi telefonu sen aç diyor Eser. İbo kalkıyor. Evet, Melike arıyor bizi Antalya'dan. Antalya'dan arıyormuş. Evet evet, orayı dönüyor. Hani ne yapayım bana? Şimdi ne yapacağız? Var yani, öyle bir yönlendirme durumu var. Şöhretin keyfini mi sürüyorsunuz yoksa hayatınızın kısıtlandığını düşünüyor musunuz şöhretten diye? Son derece geyik bir soru. Abi keyfini sürüyoruz ama hayatımız kısıtlı. Hani bunu kısıtlama yok. Ben oluyorum. Elbette ki kısıtlama oluyordur hayatında. Hani bir şeyleri eksik yaptığını oluyordur ama yani... Ya bu da yani bu işe girmeden de bileceğin bir şey yani. Ve bundan da keyif almıyorsan kusura bakma ama şöhret olma arkadaş o zaman yani. Hani. Bir hanımefendi izleyicimiz diyor ki bir erkeğin bir kadını etkilemesi için gerekli olan şeyleri sıralamalarını istersek. Bunu ben söylemiştim sana Oğuzhan. Ben uzun zamandır kimseyi etkilemedim ya. Eser. Şimdi o konuya... Öyle bize Eser bakıyor abi. Şimdi canım o konu. Biz de son sözü biliyorsun. Bir erkeğin bir kadın etkilemesi için... Neler gerekli olan şeyleri rica etmiş ki. Bayağıdır rica ediyor hanımefendi. Gerekli olanların hepsi bende var abi. Hani gerekli... Hayır bunu bir hanımefendinin öğrenmek istemesi bir garip değil mi ya? Bilmiyorum. Evet, enteresan. Bir erkeğin bir kadın etkilemesi için. Yani biz nasıl etkileniriz, bir kadından mı bağlanır bu soru? Öyle düşün. Abi siz boş ver. Sen bir kadına nasıl etkiliyorsun? Anlamadım bu soruyu. Ben... Çok da şey yapmazsa kadın iyi olur ya. Öyle çok üstüne gitmezse, sakin olursa, uzak dursun, çok şey yapmasın. Baksın, çok şey yapmasın, var. Çok şey oldu ya, yön çok gösterici ısrarcı. Oldu. Hayır, çok ısrarcı ve atakta insan olmamak lazım. İki türlü de, bu kadar. Hiç ciddi kavga ettiniz mi diye soruyor Rümeysa Kaya. Kafa göz dalmamışızdır. Yok ya. Ben yaşayabilir miydim abi öyle bir durumda yani? Kafa yani, gözde ben... Şu an bu adamın... Burada tek parça kalmasını yani, sevmemiş, kavga etmememiş. Kafa gözde. Güzel idare etmiş. Kafa gözde ve iptal. Bazı konularda anlaşmazlığı düştüğümüz oluyor ama yani şu var yani. Biz bir konuyu herkes kendine göre doğru yanlış bir şey söylüyor ama her zaman birbirimize hak veririz. Yani çok saçma da gelse Eser'in ya da Oğuz'un bana söylediği şey. Ama ben bilirim ki onlar mutlaka onların bir yerinde bir haklılık payı vardır. O payı her zaman veririm yani. Onlar da keza hepimizin böyle bir durum var. O yüzden o tartışmalar kadar... çıksa da. Dönmez asla kavgaya, işi tatlıya bağlar, biri girip araya diye bir şarkı vardı. Ne oldu, çok güzel. Mahalleli muhtarları. Ya üç adam değil, bunlar bildiğiniz üç yufka yürekli adammış. Ne şahane diye selam da gönderiyor size Yunus Afşar. Sağ olasın abi. Saygılar. Programın de, başından beri... Daha böyle naifiz şu an. Ama bu daha güzel oldu bu şimdi. Bence her yerde horolo neyse. Sen ses tonunu açtın. Acaba tiyatro yapmayı düşünüyor... Bak izleyici ne kadar dikkatli diyor ki siz tiyatro yapmayı düşünüyorlar mı diye sorun. Sana sormuşum ben bu soruyu geldiğinde. Evet. Ben hatırlıyorum, izlemiştim ben o programı. Üç adamı tiyatro yapma fikri var tabii ki. Fena bir fikir değil aslında. Çok evet, yapma fikri var. Zaten şeyde bu söyleşilerde zaten onu ilk başta bir oyun yapalım demiştik. Sonra programa dönüşünce bunun bir oyun versiyonunu mutlaka yapmak istiyoruz. Oğuzhan sen kemiksen ben köpeğim bu yol uzar şarkısını söylesin diyorlar. Vay ya vay. Çok acayip bir söz gerçekten ya. Sen kemiksen ben köpeğim. Yazıp çıkması odadan gerçekten çok saygı duyuyorum kardeşim. Gerçekten öyle yani. Yalnız Oğuz bayağı sağlam bir fan grubu var öyle söyleyeyim yani. Abi senin... eyvallah evet. Tehlikeliler evet. Abi. Ya müzik yapınca bir şey oluyor ya. Ya adamı onu nereden anladın biliyor musun abi? Müzik yapınca adamın hep bir karizması vardı ama tam bizim programda şarkılarını söylemeye başladı. Bir ışıklar bir şeyler eline gitarı bir aldı. Bir baktım lan ben bile ayrı oldum. Vay be bu adam benim en yakın arkadaşım falan havaya girdim yani. Bu çocukla arkadaşım yani. Müzisyenlikte gerçekten müthiş bir karizma var. Bayağı gidip 6 tane albümümü aldı abi bu. Gerçekten, parayla. Gerçekten de aldım. Helal olsun. Albümünü aldım dedi geldi böyle. Ya böyle bayağı kasada 6 tane albüm şey gibi de duruyor. Ulan arkadaşı vermemiş albümü. Ne biçim arkadaş var demek beni ki ekranlar evet. Eder falan. Gidip Oğuzhan Koç'un albümü geldi mi diye sormuş falan. Tabii böyle tabii bayağı biz böyle o gün dışarı çıkıp
her yerde Oğuzhan'a fotoğraf çekip şapka bak burada gözlükler falan bak burada kasada satıyorlar diyorum. Bak burada işte karton etini yapmışlar falan. 1000 tane fotoğraf gördüm. Onun yani ondan daha fazla heyecanlanıyoruz. Çünkü harbiden de yani çok sorumluluğumuz da var. Şapkaları evet. ilk biz dinlediğimiz için. Tabii. Eğer kesiniz yani. Tutmasan bir yere attık. Evet. Tabii. Biz en sorumlu biziz yani. Evet. Hani güzel demiştiniz diye bize girecek yani. Şarkılar onun çocuğu gibi bizim dinleyenler gibi abi. Hani bayağı şımartıyoruz şarkıları. Böyle. Öyle derler hep. Evet evet. Bizim öyle oldu. O yüzden de ilgileniyoruz. Yiyenler ya. Ömer Faruk İlhan diyor ki evde yemekleri İbo mu yapıyor? Ben hiçbir şey yapamam. Abi size, çay demleyemiyor ben ya. Ben çay demleyemi ekmek kesemem ya. Karpuz kestim elimi kestim ya geçen. Hiç bende hiç el hiç şey hiçbir yok. Şey yok. Yok biz ya de 1-2 yıl öncesine kadar faturasını dahi nasıl nereye nasıl yaşanır? Geçen hafta mı internet yani. Bankacılığından geçti inanamıyorum şu an. Onun telefonumla Kore'ye oturdum diye şaşırıyor ya. Ya internet bankacılığına geçince de şöyle bir saçmalık oldu. Bir kadıncağız işte bir bankacı dedi ki sizi internet bankacılığına geçirelim falan. Kadın böyle bir aklımı karıştıran bir şeyler anlattı. Böyle yapacaksınız, telefonla arayacaksınız bilmem ne. Durdum. Hanımefendi dedim, efendim dedi. Size benim hayatımı kolaylaştırın diyen oldu mu dedim böyle. Yani. Ya çünkü her şey o kadar karmaşık geldi ki. Ben 25 yaşına kadar ailemle yaşadım. Onlar hep şehir dışında okudular. Daha kendi kendine yeten çocuklar. Bir de ben ailenin en küçük çocuğuyum. Çok şımartıldım. O yüzden de bende hiçbir şey yok. Bizde daha el becerisi olan Oğuzhan'dır. Eserde yani şey. Güzel yer. Hayır, güzel bir survivor'dır yani. Bazen hayatta çok kalır. Güzel, çok güzel de bazen ben yemek falan, şey, sofra falan hazırlıyor. Her şartta yaşarım. Her şeyden ben. Biraz var eserde abi. Müzisyenlikten biraz, komedyenlik, tatlılık, sunucu. Her şeyin böyle bir toplama adam ya. Ortak küme yani. Diyorsun ki bende de her şeyden biraz yok. Her şeyden biraz o da bir şeyin her tamamı var yani. Yani. Bende bir şey tam var, geri kalan hiçbir şey yok yani. Hani hiçbir şey tam yok abi. Ya bir insan sadece çok komik olur mu ya? Böyle yani komiklik var ama bakıyorum bir de hani Allah'tan Allah'a şükür hani 5 parmağım var. Burada da 5 var. Hani ben tam olmasına seviniyorum. 2 kaşımın olmasına ama ben daha basit basic şeylere seviniyorum abi. Ya harika. Ne kadar vaktimiz var araya? Peki araya gidiyoruz. Araya gidiyoruz. Aradan sonra 3 adamla birlikteyiz tekrar. Geri döndüm. Vallahi döndüm. İçgüdülerime çok inanan bir insanım. Geçtiğimiz dönemde ekranda olmamanın benim çok işime yarayacağını biliyordum. Hiç öyle unutulacağım diye bir korkum veya kaygım olmadı şimdiye kadar. Ben artık gündüz kuşağında olmak istemedim. Tükenmiştim. Ben değildim. Ya. Sevdiğin adamla her gün 3 saat konuşamazsın. Benim ekranda multiseks olduğumu söylemişti. Diyet program yapmak, benimle aynı masada 10 dakika oturan bir Japon bile beni unutmaz dedim. Yani anlamayacak ki. Ne konuştun, ne yaptın unutulabilir. Ama insanlara vermiş olduğun, hissettirtmiş olduğun duygu unutulmaz. Ya geçen sene çalıştım, işte bir sene boyunca para alamadım. Şimdi de mesela oturduğum yerden alıyorum onu. İyi bir sistem oldu aslında. Bir eleştir mesela, her şey çok birbirinin aynısı. Yeni kimse çıkmıyor mesela. Takıntılı bir tipim ben dermiş. Hayata çok pozitif bakmaya çalışıyorum. Kimin hayatına ne değiştirecek benim evlenmem? İstiyorum tabii ki ben de evlenmek. Niye istiyorum ama hayat beni şu ana kadar oraya götürmedi bir şekilde. Böyle saçma sapan kıskançlıklar yapıp da hani adamın burnundan getiren bir tip değilim yani. Adam? Ne demek adam? Beni şöyle kolundan tuttuğu gibi alır götürür yani. Kadının bir kadını kadını sevmesi çok kolay bir şey değil. Yapmayıp da pişman olacağıma yapıp da pişman olmayı tercih eden tiplerdenim. Gülmek yerine bir şekilde ağlamayı da tercih eden kişileriz hepimiz. Evet. Yapmak istediğim değişik bir şeyler var. Onları da inşallah işte az önce söylediğim gibi Eylül'den sonra yapacağım. Ben sohbet kadınıyım. Ben sohbetten zevk alan bir insanım. Bunu konuşalım'a devam ediyoruz. Çarşamba gecesi canlı yayında konuğumuz 3 adam. Sevgili izleyiciler sizin sorularınızı da soruyorum. İzleyicilerimiz şunu soruyorlar. Diyorlar ki biz 3 adamı seyrediyoruz. 3 adam bitiyor ve 3 adam kulise giriyor. Yayın yok. Ne konuşuyorlar orada? Programı konuşuyoruz. Yani ne yaptığımızı biz programdan sonra sabaha kadar konuştuğumuz da oluyor bazen. Yani şimdi mesela birbirimize hissettirmeden program içinde bazı şeyler oluyor, kırılma noktaları. Onları konuşmak çok zevkli sonra. Ya bak sen orada o soruyu girince ben de şöyle oldum. Orada iyi ki onu yaptın ya da niye bunu böyle yaptın onu ben anlamadım onu. Onu ondan yaptım böyle o çok zevkli muhabbeti.
Kırım yani sadece üçümüzün anlayabileceği, başkası dinlese ne diyor lan bunlar diyecekleri bir an var böyle, evet, sihirli bir an. Başka herkes sıkılıyor zaten. Bizim içgüdüsel yaptığımız ama çok da teknik bir mevzu oluyor konuşunca. Onu konuşmak çok zevkli, onu konuşuyoruz. Evet. İbo peki programda şey oluyor mu? Bazen mesela bir izleyicimiz diyor ki birbirlerine çok takılıyorlar diyor. Evet. Kuliste ya orada da öyle söylenmez ya böyle söyledin ama falan oldu oluyor mu hiç? Yok. Hiç bizde alın yani yüzümüze tükürsen. Elektriğimiz zaten hiç o değil. Yani. Şey ama yok ya bizde alınganlık yok ama zaten bizde şey de var yani hani birbirimize diyoruz yani ya onu dedim o biraz fazla mı oldu ya ya sana bunu dedim bu biraz fazla mı oldu ama ya birbirimize yani her söylediğimiz lafı ne kadar ağır olursa olsun o kadar iyi niyetle söylüyoruz ki aslında o. Yani biz orada birbirimize takıyoruz ve birbirine sataşmaktan keyif alan adamlarız biz. Yani maç izlediğimizde de ben Eser'le mesela maç izlemeyi hiç sevmem. Çünkü çok kızdırır. Çok fazla kızdırır böyle ya ne oldu bilmem hani ucu bucağı gelmeyecek kadar. Yani rahatsız oluyorsan zaten daha da üstüne gider. Siz bu arada sen Galatasaraylısın sen? Fenerbahçeliyim. Fenerbahçelisin. Yani böyle bizim aramızda yani öyle alınganlık olacak kadar hiçbir şey olmuyor yani. Ama şu oluyor olsa abi. Da... Programdan sonra beni mesela annem arıyor bazen. Oğlum neyi bu ya öyle dedin? Yani evet. Evet. Bu ayıp değil mi çok falan? Çok ciddi zannen oluyor. Kavga dersin. Ciddi niye öyle diyorsunuz evet, oğlum? Annelerimiz falan şey yapıyor yani. O orada sen Oğuzhan üstüne gittin. Oğuzhan senin üstüne geldi. Sen İbo falan hani böyle bir çevrede bir panik var. Bizde ama olmayan. Hiç olmayan hani ama çevrede var yani. Bozuluyor musun falan diyorlar. Evet, hayvan diyoruz çünkü. Çirkinsin ayı falan diyoruz. Hani şey değil ki. Ucu bucağı yok ki. Niye öyle diyoruz ki biz birbirimize acaba? Hayır çok biraz rahat. Kurtarmak için de böyle bazen duruyorum programda bir enerji düşüyor. Dönüyorum bakıyorum böyle çirkinsin diyorum böyle. Sensin çirkin. Bir enerjimiz yükseliyor. Evet evet bazen keyif olsun diye de yapıyoruz. Bak şu olur. Soru çok geliyor Eser diyorlar ki 3 adamdaki espriler hepsi doğaçlama mı yoksa yazılı bir metin oluyor mu arada diye soruyorlar. Vallahi yazılı bir metin değil ama muhabbet akışını konuşuyoruz biraz. Ya da atıyorum mesela hafta içinde başına bir olay geliyor bunun. Onu anlatıyor, bunu anlatayım mı diyor. Aa bunu anlat dediğimiz oluyor. Ben girişte bunu anlatacağım. Ne oldu diyor işte geçen hafta karda yolda kaldık dedik. Oğuz'la beraber onu anlattık mesela. Nasıl yani yolda zaten kaldık, girişte aracı ittik girdiğimizde falan. Eser'in sorduğu şey nasıl geçti bu haftan dediğinde ha. Zaten oradan her programa biliyoruz ama öyle bu haftanın nasıl geçtiğini anlatacak bir şey bularak hani çıkıyorsun. Hani öyle deli yani. Bir matematikle ilerlemiyor. Yani. Bir de normalde zaten çok uzun konuştuğum için oradan bazı hikayeleri biliyorum ben atıyorum. Bazen bir soru geliyor, konuk oraya getiriyor konuyu, tak diye İbo'ya o gün öyle yaşamıştın ya ne oldu ya paslıyorum. Hmm. O da hemen onu anlatıyor. Yani o son bitiriyoruz programı, evet, yüzük tamam. Dinleyeceğiz senden. Tamam. Eser'le İbo da vokal yapacak, ben de elimden geldiğince ben de aynen. Yapmaya çalışacağım. Sonra da programı bitireceğiz. Albümde tamam. De bayağı yapıyoruz ha, vokaliyiz yani. Öyleymiş, evet, izleyicilerimiz söylüyor. Bek vokallerde o sanki. Tak, tak. İbrahim. Bir bakışa tavlandın. Nasıl olacak aslında hayranım? Heder olacağım beni kurtarsan. Bir pas atar rakına meze olsam. Neşe katara. Kimileri var ki çok hayın oluyor. Yoluna çiçekten çok mayın koyuyor. Beni kandırma. Ayıp oluyor. Kaşım gözüm derken yaşın geçiyor. Bir bakıp bir kaçarak beni sokma günah. Peşimi de bırakma ama bir kez elini uzatsan. Sana şu yüzü taksam. Şahane ya. Şahane. Bravo. Vallahi üçünüze de. Sağ olun. Bravo. Muhteşem de valla. Tebrik ediyorum. Gerçekten. Program bitti. Arkadaşlar anladım. Program bitti. Her taraftan uyarı geliyor. Çok teşekkür ediyorum. İbo, Eser, Oğuz, yolunuz açık olsun. Valla tertemiz adamlarsınız. Siz harbiden adamçınız. Eyvallah. Üçünüzü de burada görmekten çok mutlu olduk. Eyvallah. Şeref verdiniz. Çok sağ olun. Yolunuz açık olsun. Bunu konuşalım bitti. Önümüzdeki hafta biz yine buradayız. Hoşçakalın.